Ölçülendirme eklemek. AutoCAD içerisinde oluşturduğunuz çizimler yapı çizimleridir. Yaptığınız tasarımlar daha sonra uygulama esnasında kullanılacaktır. Bu yüzden tasarımımızın iyi ölçülendirilmiş olması gerekir. Bu derste bir çizime ölçülendirmeleri nasıl ekleyeceğimizi öğreneceğiz. Ölçülendirme örneğin bir masa çiziminin uzun kenarının boyut bilgilerinin çizim alanına girilmesidir. Ekranda mekanik bir örnek var. İlk ölçülendirmemizi oluşturmadan önce katman kontrolüne bir bakın. Dimensions yani ölçülendirme isimli katman etkin katman olarak görünmektedir. Şimdi açılır oku tıklayın. Çizimdeki katmanlara bir göz atalım. Varsayılan katman sıfır katmanıdır. Bu katmanın silinemeyeceğini ve adının değiştirilemeyeceğini daha önceki derslerde söylemiştik. Merkez çizgiler için centerline, dimensions yani boyutlar ve part yani bölüm olmak üzere 3 katman daha bulunmaktadır. Ölçülendirme araçları annotation panelinde yer alır. Şimdi açılır oka tıklayarak menüyü açın. İlk olarak doğrusal ölçülendirme ile başlayın. Adından da anlaşılacağı gibi seçilen noktalar arasındaki doğrusal mesafe bulunacaktır. İşaretli noktalar arasında ölçülendirme yapmak istediğinizi düşünelim. Ölçülendirme yaparken en önemli nokta nesne kenetleme noktalarının yakalanmasıdır. Bu ölçülendirmenin doğru olmasının en kesin yoludur. Şimdi başka bir doğrusal ölçülendirme oluşturacağız. Son seçiminiz doğrusal olduğundan komutu tekrar bu simge ile çalıştırabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz noktalar arasında bir ölçülendirme oluşturun. Ölçülendirme işlemi bittikten sonra sonuçları inceleyin. Doğrusal ölçülendirme yatay ve dikey olarak seçtiğimiz noktalar arasındaki mesafeyi verir. Bu İmleci çektiğiniz yere göre değişir. Yatay bir ölçüm istediğimizi varsayalım. Bunun için yukarı çekin. Bu okun uç noktasına yerleştirin. Bu kez dikey bir ölçü oluşturun. Gördüğünüz gibi yatay ölçülendirme tamamlanmıştır. Komutu tekrar çalıştırmak için boşluk tuşuna basın. Ardından uç noktadan yayın merkezine doğru bir ölçülendirme oluşturun. Ölçülendirme bilgisini sol tarafa yerleştirin. Şu an birkaç ölçülendirmemiz var. Katman kontrolüne tekrar bakalım. Dev Points adında yeni bir katman oluştuğuna dikkat edin. AutoCAD ilk ölçülendirmeyi yerleştirir yerleştirmez bu katmanı oluşturmuştur. Eğer bir ölçülendirmeye yaklaşırsak, ölçülendirmenin yapılacağı noktayı tanımlayan küçük bir pikselin olduğunu görürsünüz. Bu, tanımlama noktası olarak adlandırılır. AutoCAD, kesinliği ve ölçülendirmelerimizin konumlarını düzenlemek için bu noktaları kullanır. İşte bu pikselleri saklamak için Def Points katmanı otomatik olarak oluşturulur. Def Points katmanında bulunan bu pikseller yazdırılmazlar. Şimdi çizimden biraz uzaklaşın. Başka bir ölçülendirme oluşturun. Menüyü yeniden açın ve bu kez Aligned yani hizalı öğesini seçin. Aligned iki nokta arasındaki gerçek ölçüyü verir. İstediğiniz iki uç noktayı seçerek dışa doğru çekin. Komutu tekrar çalıştırmak için boşluk tuşuna basın. Uç noktaları seçin ve ardından imleci diğer okun uç noktasına doğru çekin. Yatay veya dikey ölçülendirme gerekmediği sürece muhtemelen en sık kullanacağınız ölçülendirme aligned yani hizalı ölçülendirme olacaktır. Şimdi de bir açısal ölçülendirme oluşturalım. Menüyü tekrar açmak için komutu tıklayın. Bu menüden Angular yani açısal öğesini seçin. Açısal bir ölçülendirme oluşturmak için yapmanız gereken şey iki çizgi seçmektir. İki çizgiyi de tek tek seçerek ölçülendirmeyi iç tarafa doğru çekin. Şimdi bir açısal ölçüm daha yapalım. Komutu tekrar çalıştırarak soldaki iki adet çizgiyi seçin. Çizime biraz yaklaşalım. Ölçülendirmeyi yerleştirmeden önce İmleci dışarı çektiğimizde ters açıyı ölçebildiğimize de dikkat edin. Eğer imleci sola veya sağa çekerseniz bütünler açıyı da ölçebilirsiniz. Bu şekilde çizgilere ya da kenarlara ait tüm iç ve dış açıların ölçebileceğinizi unutmayın. Şimdi de yarı çap ölçülendirmesi oluşturalım. Menüye geri dönüp Radius yani yarı çap öğesini seçin. Artık ölçmek istediğimiz yay veya çemberi seçebilirsiniz. Yukarıdaki yayı seçin ve ölçülendirmenizi dışa doğru çekin. Şimdi bir tane daha yapalım. Komutu tekrar çalıştırın. Aşağıdaki küçük birleşme noktasını ölçün. Ölçülendirme komutlarıyla bir yay veya çemberin çapını da ölçebiliriz. Menüden Diameter yani çap öğesini seçin. Ardından merkezdeki büyük çemberin çapını ölçün. Dışa doğru çekerek ölçülendirmenizi buraya yerleştirin. AutoCAD'in çap işaretini otomatik eklediğine dikkat edin. AutoCAD'in ölçülendirme araçlarını kullanarak nesne kenetleyicilerle hızlı ve kolay bir şekilde çizimimizi tamamlayabilirsiniz. Bu araçlar AutoCAD'deki en önemli araçlardan birisidir.